fenomenlerle ilgili biliyorsunuz yer yerinden oynadı. Kötü anlamda işte Kerimcan Durmaz, Danla Biliç olsun, Enes Batur birbirlerini suçlamalar başladı. Aralarında kavgalar başladı derken şimdi bir başka internet fenomeniyle ilgili bu sefer maalesef kötü haber aldık. Hep beraber bir izleyelim, sonrasında konuşalım. Maalesef ya, çok 13 çok acı. 13 milyon tıklanma nedir? Çok, şimdi çok 1 milyon 2 milyon tıklanıyor sanatçılar. Evet. Hepsi nasıl koyuyor? 1 milyon tıkladık. 13 milyon. Ve çok iyi bildiğim bir şarkı o. Çok çok iyi bildiğim, hatta Oğuzhan Koç'un bir şarkısını işte uyarlamıştı. Evet. Tabii Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 121 bin takipçisi var. Lokal bir yerden çıkıp hani Bağcılar'ı çok böyle konu edip sonra tüm Türkiye tarafından tanınmak, bilinmek. Şimdi mesela yorumlara bakıyorum. Hadi ya, öldü mü ya falan. Çok da seviliyormuş. Çok seviliyor. Hı-hı. Ve çok küçük, en büyük hayal yönetmen olmak. Kız arkadaşıyla birlikte bir de biliyorsun başına geldi. Çalıştıkları maalesef stüdyonun elektrik panosunun patlaması sebebiyle çıkan yangın sonucu hayatını kaybediyor. Yangın söndürme aleti her yerde olması gerekmiyor. Yani böyle en azından stüdyolarda. Tabii stüdyo, işte iş yerleri, işte yok ofisler muymuş, falan. Yok muymuş? Yok muymuş? Onu bilemiyorum tabii ama benim bir detaya takıldım. Ne? Kapı kilitliymiş. Hmm, yani kapının açılmaması söz konusu. Orada bir sıkıntı olduktan sonra tabii içeride var mı yok mu biliyorsun. Ay, bu yangın deyince aklıma, ihmal de deyince aklıma Adana'daki o yurt geliyor. Biliyorsun kapı kilitliydi, yangın verdiğinin olduğu. Evet ya, kapı kilitliydi. Yine kilitli bir kapıdan bahsediliyor. Yine sinirlerim zıplıyor. Yani. Peki en son paylaşımı gördün mü sen? Ben inanamadım, dün sayfasına girdim. Evet. Özkan Emre 34. Diyor ki bak, bir tane 10 Ekim'de paylaşımı. Birileri demiş Emre Özkan öldü. Sizce yarın saat 18.00'da hangi şarkının parodisi geliyor diye bir paylaşım yapıyor. Düşünsene. Çok acı ya. 10 Ekim'de böyle bir paylaşım yapıyor. Sonrasında bir yangında hayatını kaybediyor. Yani 3 gün sonra. Ya, dün 10 Ekim oldu. Ekim mi? Kasım Ekim, değil. Ekim. Okay. Bir ay sonra hayatını kaybediyor. Bir ay sonra hayatını kaybediyor. En son paylaşımı 24 Ekim'de. Fenomenler ve gönüllüler diye. Ve 5492 yorum var. Ben şeye inanamıyorum. Bu vefatlardan, ölümlerden sonra bir bakıyorsun, farkında mısın? Takipçi sayısı bir anda yükseliyor. Ya ben onu rahmetli Oya abla zamanında gördüm. Çok acayip değil mi? Şöyle söyleyeyim ya, daha beterini söyleyeyim şimdi. Ben Oya ablayla yan yanayım diye bana bile 40 bin takipçi gelmişti vefat ettiğinde. Yani ben o mevzuyu anlamıyorum. Niye? Dün bir arkadaşımla telefonda konuşuyoruz, şey dedi bana. Gerçekten kim olursa olsun, işte Alparslan Türk işin hayatından falan bahsediyoruz. Öldükten sonra herkesin kıymeti daha da çok bilinmeye başlıyor. Kim olursa şimdi olsun. Şimdi kim olursa olsun, ne olursa olsun. Siyasetçiden bahsediyorduk ama şimdi düşünüyorum, dedim ki bak dedim, mesela biz siyasetçiden bahsediyoruz ama Müslüm Gürses bile dedim öldükten sonra hayatı film oldu dedim yani. Hani bu işin hiç mesleği yok. Kim olursa olsun, hani kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur. Tam anlamıyla bizi anlatan bir şey yani atasözü. Yani evet. Şimdi çocuk düşünsene, çocuk ne kadar parlak bir geleceği var. Yönetmen olmak istiyor. Şu an fenomendi ve birçok kişi tarafından seviliyor. 13 milyon tıklanmadan bahsediyoruz. Az buz değil. Ben tıklayanlar arasında değildim ama belli ki genç bir kitle yani var ve çok tutuyorlardı, evet, bu arkadaşımızı. Evet, evet. Allah rahmet eylesin. Ailesi için çok acı bir durum. Kız arkadaşı da değil mi? Kız arkadaşıyla tabii birlikte. Cansu Kovancı'nın da ailesine, evet, sabır diliyoruz. İkisine ve Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki Cansu'ya da. Ne kadar acı. Gencecik çocuklar gittiler. Yaşları da çok genç.